Arkadaşlar size bugün kıymalı su böreği yaptım. Hem de nerede yaptım biliyor musunuz? Tavada. İzleyin. Gerçekten çok güzel, çok kolay bir şekilde yaptım. Bayılacaksınız. O kadar söylüyorum. Gerçekten bayılacaksınız bu sefer ama. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir kızımdan çekim yapamıyordum. Bugün kızımdayım. İftara geldim. Şimdi iftarda börek çekiyorum sahur için. Ve onu birazdan yayınlayacağım emin olun. Bugün ayın içinde sabah da bugün aslında çok da değil, güzel bir şey yaptım bugün. Ama bunu yayınlayacağım bugün inşallah. Onu da yarın yayınlayacağım. Afyonları bitmesi yaptım. Çok şimdi güzeldi. Bir tane soğanı ben yağda kavurdum. Biraz ön hazırlık yapmış oldum. Batağım durmadı o arada. Ben de başlamış oldum. Şimdi burada kıymayı kavuruyorum. Burada 250 gram kıyma var. Yani siz ne kadar az var. Olmuş, çok olmuş. Bunlar hani soğan, iki tane soğan var. Çok yağ koymadım çünkü kıymam biraz yağlıydı. Artı şey, böreğe de yağ koyacağız. Şimdi bu biraz kavrulsun. Bakın arkadaşlar, şimdi buraya azıcık üstüne tereyağı koyacağım. Olmaz da olmaz. Buraya biraz iki tane yumurta koydum. İki yumurtayı. Sütünü içine koyduktan sonra çırpıp içinde yumurtaları döküp aramayın lütfen. Ben böyle daha pratik bir kapağı da koyacağım. Şimdi tuz koydum biraz. Biraz da buna koyuyorum. Yani bunları pahalılıklar hastasınız olabilir. Bunları kendinize göre ayarlayın. Şimdi bakın önce bunu çırpın. Şimdi ben iki bardak sütü buna koysam yumurtaları ararım içinde. Hadi sıcak. Bir. İki bardak süt. Ben bunun peynirisini yapmıştım, bugün kıymalısı. Yarım normal klasik çay bardağı sıvı yağ. Bunu, şunu söyleyeyim, bana güveniyorsunuz biliyorum daha yorumlardan. Nermin Hanım izlemeden beğene bastık diyorsunuz. İnanın beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Akşamları ben şimdi evimde çoğu zaman yalnızım odamda. Oturuyorum sizlerle sohbet eder gibi yorumlara bakıyorum. Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten hani güveniniz için. Bu börekte de aynı. Bana güvenin. Yani biz su böreğini niye alıyormuşuz hazır dersiniz. O derece bakın garanti veririm bu böreğe. Şimdi arkadaşlarım bunun içi hazır. Gördünüz çok kolay, 5 dakikada hazırlandı. Bu da hazır. Çok kavurmayacağım. Çok ben soğanı önce kavuranlardanım. Asla yapamıyorum kıymayı. Önceden kavurunca soğan yumuşayana kadar kıymanın kuruduğunu düşünüyorum. Benim gibi düşünenler de varmış. Allah'tan yalnız mıyım diyordum ama bayağı hani destekçim oldu. Ben öyle yapıyorum. Siz gene siz. Çok çabuk topluyor. Bakın. Kıyma yağsız tavada kendini toplayacak diye bekliyor. Hemen oluyor burada. Şimdi biraz bu börek karabiber seviyor. Ben çok baharat kullanmıyorum. Herkes biliyor. Bakın böyle silme gibi. Bir tatlı kaşığı. Diyorum ya bunlar tercihtir. Hiç kendiniz bunu sıcağına daha da kavuracak. Altını kapattım. Maydanoz ne kadar seviyorsanız. Ama yakışıyor mu? Bu mükemmel bir börek içi oluyor emin olun. Herkesin yaptığı klasik. Ben gençlerim var, gençler var. Nermin ablacığım. Bize öğretiyorsun diyorlar. Nasıl mutlu oluyorum biliyor musunuz? Benden bir hatıra kalsın. Yani inan hayat biliyorsunuz ölümlü dünya. Ben bunu Nermin ablamdan öğrendim desin. Hani bir kelime öğretenin bin yıl kölesi olurum demiş. Onun hesabı bana dua edin yeter arkamdan. Şimdi bakın bu hazır. 5 dakika hava alsın. Buradayım. Arkadaşlar ben sıvı yağla tavamı yağladım. Şimdi bu benim kızımın evindeki tava biraz büyük. 32 santim. Normalde tavalar 28 santim olur. Ya ne fark eder diyeceksiniz. Biri daha ince olur, biri daha kalın olur. Çünkü kızı harika tarifler yaptığı için 32 santim almış. Yani niye aldı? Ha bir iki tane almış yalnız. Gösterebilirim. Neden yapmışım bunu? Şimdi ben de diyorum ki benim Nurten'e diyorum ki Nurten diyorum bundan iki tane var diyorum. Tamam mı? Bende hiç yok. Ben bu tava büyük iyi galiba. Börek yapmaya bu çok güzel oluyor diyorum. Nermin abla diyor içinde bırak da diyor ve götürelim diyor. Kaldı deriz diyor. Bu az değil yani. Duydun değil mi Nurten'im ha? Söyle ismi anladım seni. Bırak götürün da diyor içinde ya. Börek diyor. Canınız sağ olsun işe yarasın tava içtiyse. Hakikaten
Niye aldım iki tane? Bismillah koyalım. Yanlışlık olmuştur. Allah öyle yanlışlıklara. Mesela küçük de yapsaydık bunlar daha büzgül olacaktı. Börek biraz daha kalın olacaktı. Hem ben ince seviyorum biraz. Kalın da güzel oluyor. Su böreği gibi var bu börek. Nasıl istiyorsanız öyle. Biliyorsunuz ben de öyle çok şeyler yok. Bak bol bol döküyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bunun kenarları kenarda. Tamam mı? Bu kenarları var ya kenarları. İkinciyi böyle yapıyoruz bakın. Tam böyle alıyoruz. Ortadan bölüyoruz. Bu kenar yani kenarlarını bu sefer ortaya getiriyoruz bakın. Hani çok kalın olmasın. Bir tarafa hepsi kenar kalmasın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Kopardığımız tarafı kenara koyuyoruz. Kenarlarını ortaya getiriyoruz. Çünkü bunları kıvırdığımız zaman kenar olacak zaten. Ortadakini böldük. Böyle yaptık. Hadi bakalım şimdi gene. Emin olun. Bakın su böreği diyorum ya. Ramazan'da o kadar bereketli bir börek ki bu. Biz de Allah'ın izniyle sahurda kullanacağız. Ben biraz bol kepçeyim. Ama siz istediğiniz gibi koyun. Fazla bile geldi. Yani eğer tavanız küçük tavada yapacaksınız benim kadar bile kıyma koymayın. Yani bak şimdi. Ya ona da yumurta kırar. Ona da ben diyecektim. Kızım işte kızım ben yetiştim. Yetiştim ya. Vallahi. Yetiştim. Granolun hala bekliyorlar. Beni yapmadım tanırım. Diye şey yapıyor, sistem yapıyorlar bana. Üçüncüyü düz yapıyoruz. Böyle büzüştüre büzüştüre. Bakın. Üçüncüyü düz yapıyoruz. Şimdi bu kenarları içine kapatıyoruz. Dediğim gibi 18 santimlik tavada azıcık kalın olur. Başka kalın olur. Aslında hep onunla yapıyorduk da. 28 pardon. Bazen suya süt diyormuşum falan arada yapıyorum ne yazık ki. Birazcık şu telaşa müdür huyumdan vazgeçemedim. Bakın son kalanı da böyle. Şimdi ilkin dibine dökmedik ama ilkin üstüne direkt döktüğümüz için o zaten yumuşadı. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Önce açacağım. Isındığı gibi bir 5 dakika sonra kısacağım altını. Çünkü çabuk yanar. Çok çabuk yanar. Altı kızardığı zaman çevirmeden önce buradayım. Tekrar göstereceğim size nasıl çevrildiğini. Arkadaşlar böreğim ısındı. Altını kıstım. Şimdi üzerine tereyağı koydum. 3 parça hemen. Çok değil. Ama o da öyle bir güzel lezzet veriyor ki. Olmadan olmaz. Şimdi biraz daha dursun. Böreği çevireceğim. Hızlı pişirmeyin lütfen. Ama yavaş da pişirmeyin. Bakın bu böreği yavaş pişirirseniz lapa gibi olur. O ağır ağır gerçekten birbirine yapışır. Bunu lütfen orta ateşte. Ne çok harlı yapıp çiğ bırakın yanı verir üstü. Ne de çok kısıp lapa gibi yapın. Olur mu? Güzel güzel olur. Pişirin ortaya. Tamam. Görüşmek üzere. Arkadaşlar düz bir şey vardı ama kızımın evinde bulamadık yani bugün. Olacak ya aksilik. Yani bunu çevireceğim ama rezil olmaktan korkuyorum. Hadi bakalım. Sen benim tavamın çokluğuna laf ettin. Bakalım bakalım bakalım. Usta. Gördün mü? Gördüm. Ama geçen gün nasıl elma şeyi devirdik. Ne dediler bana hep yağlasaydın. Sanki yağlamıyor. Aslında aklılar. Bakın hiçbir şey olmadı. O gün niye biz düşünemedik iki kişi yağlayıp da yapmayı? Hayır öyle. Ediyorum. Bazen insana kavga ama nasıl, nasıl beni idare ediyorsunuz? Hani herkesin kendine göre zamanları oluyor değişik değişik. Nasıl idare ediyorsun? Nasıl Allah hepinizden razı olsun. Seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Şimdi bittiği zaman artık düz bir şeye geçirebiliriz. Ben yağımı dışarı sıçramasın diye tepsiye aldım. Ama ondan sonra pasta tabağına alacağım inşallah. 5 dakikada pişecek. Görüşürüz. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Allah'ım. Ezanımız da okunuyor. Çok şükür. Yattı ezanı. Biz kızımdayız. Eve gidip yayınlayacağım şimdi. Hemen yayınlayacağım inşallah. Bakın pişti. Ters çevireceğim sıcak. Ama emin olun altı da aynı pişti. Hadi mermi. Fazla elim tutmuyor. Uf. Güzel kaydı. Şimdi. Çok sıcak. Kesmemem lazım ama
Doku testi mi? Okudum. Çok aslında acımasız yorumlar var. Okuyorum ara sıra. Oluyor, yapacak bir şey. Ama çok anlayan da var. Yine. Çok seviyorum onları. Ya eleştiri olur ama üslup çok kırıcı bazen. Kilom benim. Çok ayıp yani aslında kilom. Ama. Geçen bayağı ağır yazmış birisi. Açıkçası üzüldüm ama. Şimdi arkadaşlarım. Şimdi ben size bugün afyon bükmesi çektim. Telefonumu evde unuttum kızı iftara gelirken. Kızımın telefonundan da hadi dedim bunu zaten çekecektim. Çekelim dedim. Bakın su böreği. Bildiğiniz kat kat su böreği. Bana güvenin. Geceniz için bunun peynirlisini yapıyorum. Peynirlisi altlarda tarifi var. Nasıl açayım bilmiyorum. Görünüyor mu? Görünüyor. Gayet net görünüyor. Bakın. Evet. Çok güzel. Yapın bana dua edin. O kadar güzel oluyor ki. Yani Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bugün ayın 20'si bayağı ilerledik. Sağlıkla inşallah tutmayı nasip etsin. Bu böreğimi de benim lütfen sahur için yapın. Afiyetle yiyin. Tavada çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Görüşmek üzere. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.